efendim, Güldür Güldür'e hoş geldiniz. Meslek lisesinde okuyan veya mezun olan var mı? Merhabalar. Merhaba. İsim? Mercan. Siz ne okudunuz? Makine ressamlığı okudum. Kızla erkekli mi? Evet, karışık. Nasıldı? Sizde sosyal faaliyetler nasıldı? Biz 30 kişilik sınıfta 4 kızdık. Niye gülüyorsunuz? Bunun gibi daha bir sürü, hani bütün bölümler böyleydi. Ben makine ressamlıydım, yapı ressamlığı vardı. Peki avantajları, dezavantajları ne oldu? Sizde nasıl oluyordu sosyal faaliyetler? Ya, bizden yana çok bir dezavantaj yoktu ama erkekler için tabii çoktu. Çünkü çok kavgalar oluyordu mesela. Hani sizce neden kaynaklanıyor kavga? Ya, mesela bir kıza 20 erkek falan. İşte. Yani bir kıza işte 3-4 tane erkek birden teklif ediyordu. Onlar duyuyordu onu. Kavgalar çıkma oluyordu. Çıkma teklif ediyorlar. Tabii. Hı. Çıkma teklifi. Birbirini duyunca sen nasıl teklif edersin diyorsun. Peki kız ne yapıyor bu durumda? Yani kızların da aslında hani mesela şöyle düşünür. Hani kızların hani çok erkek varsa işte sevgilileri çoktur şöyle falan ama aslında tam tersi oluyor. Çünkü bu sefer de karar verme zorlaşıyordu. Hangisi döverse onu mu seçmek lazım? Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de bir meslek lisesindeki erkek öğrenci grubunun macerasını işledik. Bakalım onlar hakikaten nasıl yaşıyorlarmış, nasıl geçiriyormuş zamanlarını. Buyurun efendim. Karambol! 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 Bir sesi! Atla! Yapma! Nasılmış? Bende kal, bende. İstiklal Marşı'nı oku. Korkmasın, ben su korkuyorum. Değiştir. Su gelir, güldür. Seni de tuttum arada, affedersin. Değiştir. Bırak lan, yeter be. Yeter ya. Ne oldu oğlum? Ne yükseliyorsun? Ne güzel makara yapıyoruz, tuttuğumuzu kaparıyoruz, ne? Oğlum, böyle şaka mı olur lan? Öldüreceksiniz beni ya. Ya ne var ya bu kızsal serzenişler falan, hayırdır yani? Ses lan! Ah be Ahmet Hoca. Doldurdun bizim pederi. Yollattın beni buraya çocuğun mesleği olsun diye. Şu ortama bak ya. Sıkıldım oğlum ben bu sap ortamından. Sıkıldım. Hayatımda tuhaf tuhaf şeyler oluyor benim. Ne oluyor lan? Tuhaf ne oluyor? Anlasana biraz. Tuhaf. Ya geçen okulun karşısındaki trafik ışıklarında bekliyorum. Evet. Bir tane kadın sesi geldi arkadan. Böyle bir içim bir tuhaf oldu ya. Ne dedi? Lütfen bekleyiniz dedi. Sonra da şimdi geçebilirsiniz dedi. Ya arkamı bir döndüm, trafik lambası. Aşık oluyordum ya. Oğlum o trafik lambasının çıktığı var lan, sana yüz vermez. OGS'li çıkıyor. Oğlum böyle şakalar mı olur? Bu nasıl bir ortam ya? Siz çok mu mutlusunuz lan? He? Musi, sen böyle şu adama kız gibi sarılmaktan çok mu mutlusun? Vallahi sen söyleyince ben de şimdi kıllandım kardeşim. Ya? Ya, aynen öyle. Çocuğum dikilme burada, herkes sınıfına. Dilek Hoca geldi. Okula gelmemin tek sebebi. Yaşamamın sebebi. Çocuklar, konferans birazdan başlayacak. Hazır mısınız? Tabii. Tırnaklar kesildi mi? Serçeyi biraz daha kes. İyi mi? İyi, güzel. Bu bıyıklar ne? Vallahi sabah kesiyorum, öğlen tekrar uzuyor hocam. Bilal. Kaç defa söyleyeceğim ben sana bu saçlar kesilecek. Hocam. Goriller kesilecek diye. Pardon hocam. Bana bak. Birazdan düz liseden arkadaşlarınız gelecek. Düz sıra halinde onları bekleyeceksiniz burada. Hocam, düz lise demişken kızlı erkekli olanından kızlar mı gelecek, kızlı mı erkekli olacak? Ya ne sanmıştın? Düz lise dedik, tabii ki öyle gelecekler. Sessizce burada bekleyeceksin. Tabii. Bilal, bak her şey senin başının altından çıkıyor. Tamam hocam. Saçma şey. Benim ağzıma vuracaklar. Oğlum, gün bugündür östrojene mi olacak lan buralar? Jöle! Jöle var mı lan? Lan jöleden beklentin ne? Jöle sana estetik ameliyat mı yaptıracak? Malzeme belli. Ya arkadaşlar, abartmayın ama ya. Ulan biraz dik durun be. Sonradan görmeler gibi. Ulan biz sonradan da görmedik, önceden de görmedik. Gördüysen sen söyle. Ulan Mars'ta bile su bulundu, bizim okulda kız bulunmadı be daha. Bir gıcırtığı var. Gıcırtığı var oğlum, koku. Cips mi bu? Ha, kraker. Bisküvi mi lan yoksa? Kremalı. Saat 9 yönünde. Gel. Ne yapıyorsun? Aa, bisküvi lan, bisküvi! Bırak! Vallahi bisküvi! Ver! Vereceksin! Ver! Bırak lan! Dal!
Ulan! Ulan 4 sene oldu be, 4 sene! 4 senedir aldığım hiçbir şeyi tek başıma yiyemedim lan! Sömürdünüz lan beni! Tamam, tamam. Bir sakin ol kardeşim. Sakin ol ya, sakin ol ya. Ya sen de o adama şimdi. Şişt, ama, ya, tamam ya, ama yani ya. Ya biz kardeşiz ya. Hayır, hep bir şey. Bugün sende var. Yarın yine sende var. Karambol! Dal, dal, dal! Ya yapmayın dal, ya! Dal, dal! Gerçeksin! Gel, gel! Yapma! Bir daha! Çocuklar, burada hayvansı bir kavga var. Belgesel gibi. Galiba onu yiyorlar. Bu ne ya? Ya kızım, bunlara fazla yaklaşmayalım. Bunlar şimdi aşısız planlardır. Aha. Başımızı iş almayalım burada. Pardon, hayvansı toplaşmanızı eğer böldüysek, konferans salonu ne tarafta kalıyor acaba? Tam burası. Hoş geldiniz. Ben de makine torna tesviyeden Mustafa. Ben de elektrik elektronikten Bilal. Hi girls, short name is from computer. Ne kadar sempatik, doğal hayatı korumadaki küçük bir panda gibi. Beğendiniz mi bizim okulu, ortamı falan? Yani bir yandan okuyorsunuz, bir yandan meslek sahibi oluyorsunuz. Okey, güzel yani. Tabii, zor oluyor ama ne demişler? Meslek liseliyiz, memleket meselesiyiz. Aynen. Ya. Ama herkese bu önlüğü giydirmezler ha, yanlış anlamayın. Ya kızım, abartmıyor musunuz ya? Düz liseye puanı yetmeyen adamlar işte bunlar. Baksana bıyıklı falan böyle. Ya oğlum, resmen pis ikili olduk ya. Ulan conti! Seni küçükken 3 kere havaya atıp 2 kere mi tuttular lan? Ne lan bu havalar? Topkapı oğlum bak burası ha. Şşş, tamam. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Sizin okuldan niçin hiç kız yok? Ya gerçekten, yani siz niye böyle bir sap ormanı gibisiniz? Sap var, yeşillik yok. Yok canım, olur mu? Bizde de var. Var da 15 tane var yani. İşte 15 tane olunca genel erkek grupların ortasında kalıyorlar. Ha. Böyle çevreliyorlar onları. Aynen, böyle perdeleme halinde olduğu için. Ama o kız öbeği uzaydan gözükebiliyor. Ha. Tamam, o zaman sadece 15 tane kız var. Evet. Ya bizim okulun önüne kamyon kamyon kız bırakıyorlar da biz beğenmiyoruz. Lan benim sırada bile daha fazla kız var. Ya abartmayın, abartmayın yani. Sadece bizim okuldaki kızların oranı 4'e 3. Yani erkek başına 3 bütün kız mı düşüyor? Evet. Vallahi bize bir tek kol düşüyor. O da buradan aşağısı yani. Böyle. Bazen tırnağı yok be. Ne diyorsun? Ya çok kız var da çoğu çirkin ya. Aynen ya. Sen ne diyorsun lan? Sakin, sakin. Sen ne diyorsun sakin. Lan? Sen kız mı beğenmiyorsun lan? Serin kal, serin kal. Bu nasıl bir terbiyesizliktir oğlum? Bu nasıl bir riyakarlıktır lan? Hadsiz! Oğlum dur. Ulan bizim okulda kızlar tuvaletini kapatıp müze yapmayı düşünüyorlar lan. Sen hala kız mı beğenmiyorsun? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Bana bak koçum. Çirkin kadın diye bir şey yoktur. Meslek lisesinde okumayan adam vardır. Ne kadar güzel. Bak bizim ne kadar kıymetimizi biliyorlar kızları. Siz hiç bize böyle davranmıyorsunuz ama Bahadır. Ya kızım, sanki bunlar kalpten konuşuyor. Bunlar yokluktan böyle dile gelmişler. Ulan ambalaj hatası. Efendim. Belki sizin gibi diskoların parlak zeminlerinde cıppı 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 yapmasını bilmiyoruz ama merdiven atlarında kalpten sevmesini de çok iyi biliyoruz. Sus lan! Git lan, hemen arabeske bağladın. Şimdi hanımlar, bizde kız yokluğu olduğu için... bizim arkadaş hani kızlarla nasıl konuşulacağını unutmuş. Hele karşısında böyle zarif ve güzel bayanlar olunca bir an aptallaştı. Çekil Bahadır. Şahsen ben çok memnun oldum sizi tanıdığıma ve çok yükseldim. Oh. Ben yeter, bu da o ya. Sanırım o da memnun oldu. Oo Şeref, bize ay, bana ait ay verin ne olur. Oh güzel. Öpeyim. Tadı nasıl, tadı nasıl? Tavuğa mı benziyor? Kırmızı et gibi. Ben dedim, ben dedim. Ay, ben de. Ama sen çok şapşalsın. Ama sen benim canım mısın ki acaba? Ama ben bunu evde beslerim. Alo, ya kızım sakin olun. Bunlar böyle kızsızlıktan oluyor. Beyinleri meme yapmış bunların. Meslek liseli, huu! Ayrıca şöyle de bir şey var yani. Şimdi bunlar, özellikle şunlar şöyle...
Kızlarınız konuşulacağını bilmez. Kalbinizi kırarlar sizin bak. Ulan bak ufaktan onu anlamazsınız, bunu anlamazsın diye artistik yapıyorsun. Çakozlamıyorum sanma. Ulan oğlum laf sokma kapak olursun. Uğraşma etiket olursun. Ya kafiye sever arkadaşım. Bir buraya bakar mısın? Ya sen kim olduğunu zannediyorsun ki acaba? Kendini ve kendinizi bizimle bir tutuyorsun ya. Ya sizin SBS'niz kaç be? Bizde SBS, ABS geri vites yok aslanım. Biz burada meslek öğreniyoruz. Yüksek tahsilini de yapacağız üniversitede. Ne haber? Ya çok enteresan değil mi? Gerçekten çok şaşırdım. Çok etkilendim sizden. Çünkü doğru söylüyorlar. Bizimkiler sürpriz yumurta gibi kız. İçlerinden ne çıkacağı hiç belli değil. Ya doğru söylüyorsun Yeter. Baksana çocuklar daha bu yaştan mesleklerini ele almışlar yani. Dua etmek lazım. Yani bu dönemde çalışan çıktığın olsun. Gerekirse 100 milyar borcun olsun. Ya bir dakika, bir dakika kızlar. Ne yaptınız? Abarttınız. 2 dakikada mühendis, mimar yaptınız bunları ya. Ya kızım bunlar en fazla kalem pilden el feneri yaparlar. Gören de demirden uçak yapıyor zannedecekler. Ulan biz sizin gibi sığırdan insan bile yaparız be. Şey söyleyeceğim kızlar yalnız. Şimdi bu sığırdan insan yapan insancıklar girdiğimizde gördünüz alt alta üst üstelerdi leş bir vaziyette. Şebek Bahadır. Onlar bir çeşit enerji patlaması geçiriyorlar. Evet yani ayrıca bence yani onları hiç kale almayın. Bence çocuklar sizin enerjiniz süper yani. Süper bizim enerjimiz için ya. İsterseniz bir sabah erkenden gelin hep birlikte karambol yapalım. O ne? Karambol yenir mi? Yavaş lan sığır. Su aygırı yavaş. Yani diyor ki bir sabah erken gelin okulu kırıp kahvaltı yaparız diyor. Tamam kesinlikle olur. Ya bir şey söyleyeceğim kızlar. Siz bunlardan nasıl hoşlandınız ya? Gören de bunları paralı zannedecek. Çulsuz ya bunlar görüyor musun? Lan Dominik Cumhuriyeti bak bir bak. Allah. Efendim. Bak burada ne var? Bak gel buraya bak. Ne var? Göcör göcör 400 kağıt var burada. Tam 400 tane. Ulan madem 400 liran var sen niye kendi bisküvini kendin almıyorsun? Oğlum sigorta param bu ya dur. Onun yeri biz ayrı. Anne babaya el açmıyoruz oğlum. Meslek lisesinde okurken staj yapıp ekmeğimizi çak şıkır kazanıyoruz burada. Vallahi Yeter ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bu çocuklar süper. Bunlar şu andan bile böyle para kazanıyorlarsa bunlar gerçekten evlenecek adamlar yani. Ya o ya tamam. Hepimiz güldük, eğlendik arkadaşlar ama yani bu garibanlarla özellikle şu ortadaki gariban gibi bir garibanla dalga geçmek yazık. Artık günah ya. Ya hasbi, vallahi ben dayanamayacağım. Ben tut, gidiyorum. Tut, tut, tut. Bırakın beni. Tut, lan oğlum, lan bana bak. Ben okula bıyıkla geliyorum lan. Yani? Lan nasıl yani? Bunun velisi geldiği zaman beni bunların sınıf öğretmeni zannediyor be. Ha, okula bıyıkla geliyorum, velisi geldi. Lan oğlum, senin tarihe veriyorum. Hareketlere bak ya. Biz kardeşiz. Kavganın da tadını bırakmadınız ya. Adamdan korktu da nasıl soğana döndü cicik. Yalnız Yeter sana bir şey söyleyeyim mi? O öyle atarlanınca benim tüylere bir bakar mısın? Tiken tiken. Gerçek Türk erkeği. Oh yeah. Biliyor musun şu anda fena halde onun bu güçlü şeyine yükseldim. Sanıyorum ben hep onun yanında duracağım. Aa bence... Lütfen. 400 tane. Hadi ya. Biriniz de böyle gelseydiniz aslında. Ya bir dakika kızlar. Şimdi sen onun yanına, sen de onun yanına geçtin. Ama bak bizim liseye geri döndüğümüzde yanıma gelmek isterseniz almam. Kısa kesti aydın havası olsun. Şebek. Kim? Bye. Bye. Fikri kızların yani bu çocukların yanında özellikle bir varoşluk yapıştı. Ben buradan çeker giderim bak. Bak gidiyorum. Hayır git lan. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git. Yürü git daha protez beynini. Bak şimdi yavrum. Söyle delikanlım. Şimdi sana da şunu söyleyeceğim. Bu etekle olmaz. Yani bu okulda olmaz. Neden dersen biz burada 2000 sapız. 2001. 2001 sapız. Ne yapıyorsun? Yani bize ters anlayacağım. Hiç üzülme. Sindire sindire en aşağı kadar indiririm.
Sinemaya gidelim. Allah. Sinemaya gidelim, kaynaşalım sinema. Olur. Ya I love sinema yani. Aynen ya, ne konferansı ya. Hadi gidelim sinemaya, hadi. Yalnız ben uzağa çok göremiyorum. En arkada oturalım, oradan ben seninle bir kaynaşayım. Ben anlatırım ki sana. Bye. Adaletin bu mu be? Adaletin bu mu lan? Ya gökten Megrain yağsa bize Errain düşer be. Bağır şu bisküvi yiyeyim. Alo! Bisküvi! Kramboğa! Yıl geçse de yine de oraya giderim dediğiniz bir yer var mı? Bizim kuaför Süleyman. Başkasına kestirmem yani. Otomobil tamircim var. Ondan başkasına hakikaten gitmem. Derdimiz var. Savaş Bey'e gidiyoruz devamlı. O dikiyor bizi devamlı. Birinin arkasından nasıl iş çevirirsiniz? Şöyle yaparım mesela. Kolpa hesabı. Kahve kolik var mı aramızda? Kahveye çok meraklı olan. Kahveyi içen mi? Kahveyi içen mi? Verin beyefendiye mikrofonu. Kahveye giden olarak mı kolik, kahve içen olarak mı kolik? Bir kolik yere var mı? Yani şimdi giden, içen, yani o hani kahve dükkanları var ya artık, kahveciler var. Evet. Oralara giden, gitmeden yapamayan. O değil işte. Ben kahve içen değilim. Ben kahveye giderim. İşsiz olduğundan dolayı kahveye gideyim. Okey. Batak oynayan kişi benim. Sen oraya gidiyorsun, oyunları oynuyorsun, kahveyi içmiyorsun. Çay içiyorum. Daha ucuz ya, 50 kuruş. Evet, peki niye tercihin o kahveler oluyor da o yeni açılan dükkanlar olmuyor? Oyun oynandığı için mi? Daha eğlenceli. Yani daha işte gidip kafelerde oturup sohbet muhabbet etmedik. Ben işsizim, birini daha işsiz bırakmayayım diye oraya gidip emeklilerle oynuyorum. Hem hesabı ödemiyorum, onlar ödüyor. Onlara dördünlük yapıyorum. Yenilenmiyor diyor. Yok, hep onlar ödüyor. Ha yani önemli değil. Sen ne yaparsan hep onlar ödüyor. Aynen öyle, evet. Emekli onlar. Dördüncü oluyorum ben onlara. Peki, teşekkür ederim. Benim aradığım hani bu yeni kahve dükkanları açılıyor. Orada kahve içiliyor, içmeden yapılamıyor. Oraları seven, evet şöyle verelim mikrofonu. Ben kahveyi seven bir insanım. Özellikle sabah iş saatlerinde çok fazla içerim kahveyi. Yani siz iş yerinde içiyorsunuz? Tabii tabii, iş yerinde çok içiyorum. Orada ne var? Çay ocağı mı var? Çay ocağı var, tabii ki var. Peki işteki çay ocağı mı yoksa gittiğiniz o kahve dükkanları mı sizce? Bizim çaycının kahvesi farklı, güzel yani. Adı ne? Tuncay. Tuncay. Evet, bizim çaycımızdır. Selam kendisi. Söyleyin Tuncay'a burada. Tabii ki. Söyleyin. Tuncay'la aram pek yoktur, beni pek sevmez. O yüzden... Tuncay'la aranız bozuk mu? Bozuk değil, o pek sevmez beni. O seni niye? Çok içiyorum çünkü. Öğlene kadar abartayım da bir 4 bardak falan içerim. Tamam. Teşekkür ederim. Efendim biz şimdi bu kahve dükkanlarına, bu kahve dükkanlarına karşı bizim çay ocağı işletmecilerinin bakışını, tutumunu inceledik. Buna karşı tavrını inceledik. İzliyoruz bakalım nasıl işlemişiz. Buyurun. Bahadır Bey. Ya Fikri Beyciğim, yeni bir application inmiş. Yani sana yollamam lazım. Yolla bakalım. Bak, şuna bak. Şuna bir bak ya. Bu çok iyiymiş ya. Dün gece de ben indirdim, onu atayım istersen sana. Yapsana ya. Gül. Bunun yalnız yenisi çıktı. Senin haberin yok. Oho, bak şuradan. Yolla bakayım. Uzun ya, en altta şey yapayım. Şuna bir baksana. Ya benim ekranda yer kalmamış. İstersen sonra yolla. Ben alayım onu, saklayayım senin için. Günaydın. Ha,
Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne istersiniz? Ben bir tane moka özlü, içinde de biraz kahve aroması olan ama kremalı olmayan, light sütü ve çok şekerli de olmasın, içinden böyle biraz kreması dönen, bir tane Grandi Latte Light'ını istiyorum ama içinde böyle frappuccino buzu erimiş hali olursa, azıcık da frambuazlı köyü damlatırsanız süper olur. Tabii. Eğer aynısını söylerseniz size bedava vereceğim. Frambuaz özlü bir latte lütfen. Aa, tam tutturamadınız. 7.95 lütfen alayım. Tabii. İsminiz? Yeter. Annenizin kızlık soyadının ilk üç harfi? S-A-Y. Aa, şehir şehir kodlar mısın? Samsun. Anadolu. Yamanlı. Okey. Buyurun. Tabii, hemen hazırlıyorum. Ya pardon, karışmayacağım ama dayanamıyorum bu. Samsun? Hı? Evet. Anadolu. Anadolu ne? İl soruyor adam. İşte ağlı bir şey söyle dedi, ben de onu sordum. Hayır, il kodla dedi. Demedim. Evet. Ha, tamam yapayım. Samsun, Amerika. Ha, ne fark edecek ya? Türkiye'nin illeri ama. Ha. Peki Yamanlı neresi? Yamanlı da, yani Y harfiyle bir... Şey yani. Hocam buradan bakalım istiyorsunuz değil mi? Hocam o anda ben şimdi bunların hepsini hesaplayamam ki sonuçta. Türkiye illeriyle harfleri kodlar mısın de, o da kodlasın. Buyurun. İsminiz neydi? Yeter. Tabii. Annenizin kızlık soyadının ilk üç harfi lütfen. S-A-Y. Türkiye'deki illerimizden... üç tanesini bulun. O üç tanesinin baş harfleriyle annenizin kızlık soyadının ilk üç harfleri attır. Bir şey heyecanlanacağım ve söyleyemeyeceğim şimdi. Hadi bir deneyelim. Mesela nerelisiniz? Samsun, Ankara. Evet. New Jersey. New Jersey ne kızım? Bir tane Y var, o da sonda ya. Oldu ama. Gerçekten oldu. İlk harfi Y oldu. Anladım. Anlayamadım S-A-Y'yi de. Türkiye'deki illerle kodlar mısın? S-A-Y'yi anlayamadım diyeyim. Türkiye'deki illeri kodlar mısın de. Öyle tamam, de. Tamam. Aa, isminiz nedir? Hı. Konuşurken yüzüme bak. İsmin nedir? Yeter. Annenizin kızlık söyledi ilk üç harfi lütfen. S-A-Y. Ben o S-A-Y'yi tam olarak anlayamadım. Bana şehir şehir bir kodlar mısın? Ülkemizden olsun ama. Tabii ki. Selence Bey, Arnavutluk ve Yamancı. Ya ya hocam bu şu an heyecanlanınca söyleyemeyeceğim. Bir tanesi tutamaz mı ya? İlleri söyle, illi. Serence Bey ne? Hocam... O burası. Serence Bey şu an il olmuştur. hadi, şu üç harfi... Hocam o niye bunu söylüyorsun? İç ili söyle, oradan al. S-A-Y'yi anlamadım da mı? Hadi ne olursun. S-A-Y'yi hiç anlamadım. Çok acelem var, hadi. Benim de çok acelem var da bu S-A-Y'ye biraz canım sıkıldı. Samsun. Samsun, güzel. Amasya. Amasya. Yastan onu... Ver ettin. Yozgat'ın neresinden? Haydi kardeşim. Sakın. Delirtti mi yıllar beni, delirtti. Ben de delirdim. Bu ne ya? İlkokul öğretmenimde bu kadar gerilmemiştim. Hadi. Hemen hazırlıyorum efendim. Hemen hazırlıyorum. Teşekkürler. Tabii ki. Biraz demini alsın. Güle güle de. Güle güle. Yatır hanım. Benim. Yatır hanım. Benim. Soyadınız Say mı? Evet.
Kodlamayın, alın. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selam gençler, nasılsınız? Ne haber Fikri, ne yapıyorsunuz? Sağ olun Yeter Hanım. Bahadır Bey'le mesai öncesi kahvelerimizi yudumluyoruz. Ah ne kadar iyi ediyorsunuz. Ya bunu içmeden vallahi kendime gelemiyorum ben ya. Ya sorma, aynı dertten müzdaribim. Burası yokken biz kimdik, biz neydik, ne işe yarardık? Ben sabah kahvaltısından sonra öğle yemeğinden sonra içiyorum. Akşam gece yatmadan önce bir tane daha içiyorum. Günde 15 bardak içiyorum. Yani ben bunlar olmadan ben neydim? Ya kimdim? Ya burası açılmadan önce ben ne işe yarardım ya? Bu arada buraya gelirken şirketin çaycısı Şevket abiye gözükmeliyiz değil mi? Sen delirdin be. Hiç gözükür müyüm? Adam var ya buradan kahve aldığımız görünce böyle şişiyor, 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 kabarıyor. Acayip bir şeye dönüyor. Geçen gün Nalan'ı görmüş burada kahve içerken. 30 tane kahve fincanını yıkattırmış bir tanecik leğenin içinde. Adam şişiyormuş sinirlenince, korkuyorum. Ah, o da bir şey mi? Geçen ay şirkette kaybolan Nusret Bey yok mu? Şevket abi onu çay ocağına götürüp çay kazanımı atmış! Çay kazanımı? Evet. Kimse kıplaşmasın baskınlar! Bak sinirden yine şişiyorum bak. Eyvah Şevket abi! Şevket abi ya! Yazıklar olsun lan size! Puh! Ya Şevket abi sen bizi nasıl buldun? Yeter Hanım'ın sivri topuklusunun asfaltta bıraktığı gediklerinden aha bu çakma parfümünü takip ettim. Efendim, efendim, efendim. Yo, 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 yo. Bu parfüm çakma değil Şevket abi. Yok ya, PNC'den almışsın. Ha? PNC, Salih abi var ya onu oradan. Şevket abi, bir saniye mi açıklayabiliriz? Neyi açıklayacaksın acaba? Can düşmanıma gelip de bana nasıl ihanet ettiğiniz mi? Hı? Piknik tüpüm biteydi de bugünleri görmeyeydim ya. Şevket abi, bizim seninle sorduğumuz yok. Burası bizim için evlenilecek yer. Ama senin çay ocağı tam evlenilecek yer. Fikri bak yine beni şişiriyorsun ya bak. Beni şişiriyorsun yine sinirlendiriyorsun. Fikri nasıl yani ben eğlenceli bir adam değil miyim ya? Sen mesaiden kaçıp da tavla atmaya benim çay ocağına gelmiyor mu ya? Ya sen Yeter Hanım senden az mı çengel bulmaca çözdük biz he? Resimdeki sanatçıyı az mı sordun bana ya? Evet ama bak şimdi Şevket abici sen anlamıyorsun. Burası çok havalı ya. Biz de buraya yakışıyoruz anlıyor musun? Havası batsın bunların. Havası batsın. Ben size güvenip de takside girdim ya. Çay ocağı zincirlerim olacaktı. Şevket'im bir, Şevket'im iki, Şevket'im üç. Belki de işler yolunda giderse Şevket'im dört. Neden olmasın? Sizin bu şekil sevdanız yüzünden ben önce çırağımı, sonra gururumu, sonra da hayallerimi kaybettim be. Ama işte Şevket abi bak yani sen şunu anlamıyorsun. Yani biz buraya ait hissediyoruz kendimizi. Çünkü burası çok havalı. Şuraya baksana nasıl havalı. Çok havalı burası. Bu ne ya? Ne? Bu nasıl bir hava ya? Burada nasıl bir değer veriyorlar size ya? Şuna bak ya. Senin adın Yeter. Burada ne yazıyor? Yatır yazıyor ya. Ah sakallı dede misin sen ya? Allah'ım yarabbim ya. Şevket abi, ama sen de bizim isteklerimizi karşılayamıyorsun. Evet. Evet. Sende esmer şeker yok. Sadece beyaz şeker var. Pis ırkçı. Lan ana karnından esmer şekerle mi doğdun? Hı, benim çay ocağına gelip o at gibi löpür löpür kütlediyordun şekerleri. Ne oldu şimdi? Ama Şevket abicim şimdi burada sadece çay kahve yok öyle değil mi? Ha tabii. Bize yiyecek de veriyorlar. Sen bize peynirli kek verebilir misin Şevket abi? Bahadır. Lan beni şişirmeyin oğlum. Eyvallah. Bahadır. Normal insan vücudunun dörtte üçü suyla kaplı. Senin vücudun dörtte üçü benim yaptığım kaşarlı tostlarla kaplı oğlum. Yapmayın gözünü seveyim lan kurluk etmeyin lan bana. Merhaba hoş geldiniz ne alırsınız? Hoş. Lan çırak İbo. Şevket usta. Ne yapıyorsun? Anam. Öyleydim de bugünleri görmeydim. Aa bir şey oluyor. Usta. Adam bayılıyor. Şişiyorum, şişiyorum, şişiyorum dur. Eyvah. Çabuk su getirin. Su. Tabii hangi boy olsun? Tall, grande, venti. Ustan ölüyor burada. Sen hala boş duruyorsun. Su getir be adam. Ustam ölmüş ben taşırım. Ustam. Ustam. Bırak senin şekilli suyunu istemiyorum ben terbiyesiz. Lan beni resmen arkamdan bıçakladın ya. Üzgünüm usta. Neye üzgünsün lan? Şu şekillere bak ya bana sakın bir daha ustan emdeme. Ne diyen Mahmut mu diyen? Ben
sınıf atladım usta. Artık özüm bu. Şimdi atlayacağım ben sen ha. Edepsiz. Lan değdi mi lan üç kuruş için ustanı satmana değdi mi lan? Değdi. Artık senin karşında çırak yuva yok. İbrahim Bey var. Artık o günler geride kaldı. Seni iteleyip kokuşturduğun çırak yuva değilim ben. İbrahim Bey'im. Bak burada yazıyor. İbrahim Bey olmuşsun ama adam olamamışsın. Adam. Lan. Gözümde bir kahve çekirdeği kadar değerin kalmadı lan. Bizim oralarda kahve çekirdeğini çiğdem denir bir kere. Siz kimsiniz lan? İzmirliyiz. İzmirli. Benim ablamla dayım da orada oturuyor ya. Neresi? Biri Bornova'da, biri de Urla'da. Biz karşı yakalıyız, 35.5. Sohbet koy, bizim durumlar iyi. Eski ustam ya, karşılaşmıştın. Sen öndekileri yapıştırdın mı oğlum şeye? Buraya mı? Hepsine mi yapıştırdın? Çok durdu ya, kendi yapışmış. Nasıl yapışmış bakayım? Çırak da durur mu? Nasıl ikram ediyorsun? Tepsiyi bırakıyorum, gidiyorum. Onlar böyle hiçbir şey yok. Kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Bizim oralarda kahve çekirdeğine çiğden denir, boyoza boyoz. Bir bakalım biz neredeyiz? İzmir. Yaşa! Usta, daha fazla çeneni yorma. Ben buraya aitim. Bak, şu anda tezgahımdayım ve yerimdeyim. Benden aşağım yok artık, Muppet gibiyim. Kesinlikle ben de katılıyorum. Çünkü artık ben de buraya aitim Şevket abi. Bunu anla. Adamcağız bize ellerimiz yanmasın diye. Bak aha da kartondan koruyucu. Bunu koyuyoruz parmaklarımız yanmasın diye. Çünkü sana vereceği bir çay altlığı, bir kahve altlığı yok da onlar. Ah. Fazladan bir şeker istedik diye gözleriyle ana avrat sövmüyorlar ama. İstediğiniz kadar alabilirsiniz moruk. Eve bile götürebilirsin. Ya şeker sağlığa zararlı Fikri. Ben sizi düşündüğüm için o kadar vermedim. Senin sevgi anlayışı artık demode oldu usta. Artık insanlar yeni özel ilgiler ve lezzetler bekliyor. Gelin dostlarım. Herkese benden çayla latte'li, mochaçinalı, cappuccinalı, frappuccinalı, alpaçinalı denildiği Vito. Hadi gelin. Bunu nasıl yapacaksın? Peki. Peki hadi bakalım. Gidin bakalım gidin. Yeter Hanım sorarım size. Yeter Hanım size sorarım. O bardaklarla kahve falı bakabilecek misiniz acaba? Ha senin neyim Şevket abi? Beyler çay ocağına mesai saatlerinde kaytarmak için okey takımı gelmiş bulunuyor. Vallahi mi? Durun, durun. Bende de kutu oyunları var. Ona bu Napoli. Ha bu. Tikrable. Jenga. Adını söyleyemedim bir sürü manyaklık. Oğlum, bende de tavlada ama pişbirlik var. Oo! Moccacino, Leonardo, Donatello, Michelangelo, Sipeter Usta. Kuşburnu salep, Türk kahvesi. Oo! Limitsiz internet. Lan sınırsız dedikodu. Pop, caz, müzik her türlü. Çay ocağına dekoder taktırdım. Bundan sonra lig maçları Çaycı Şevket'te izlenir. Durun. Durun gitmeyin. Bakın, bakın. Ben müşteri kazanamazsam giderseniz prim alamam. Şu kahveleri için kartlara basayım 5 tane mührü, birer Amerikano bedava. Çırak, işte bunlar hep Amerikano oyunları. Ya söyle bakalım şimdi bunlar sana sıkıştığında hiç aybaşı gelmeden maaşını verdiler mi? Yok, fasulye barbunya falan veriyorlar. Ben megafona senin cevap vermene izin versem? En büyük zaafım. Vallahi mı? Vallahi. Günde sana 3 markada benden ikramiye. Aha bunlar da transfer ücretin al. Sürpriz. Ah. Ustam, gönlüm ol ustam. Beni affedebilecek misin? Affettim gitti ya. Ben öyle kapasitelistler gibi değilim oğlum. Kim? Kapasitelist. Kim kim? Kapitalist, tistest. Yani? Kapitalist. Hadi yaşa. Ustam, söyle senin için ne yapayım? Çay katam iç. Şu borçları topla, markalara da at. Tabii. Bugün herkese bir milletin tek tip olamayacağını göstermiş olduk. Bugün artık başka bir sayfa açılan gündür. Yaşasın çay ocağı! Yaşasın çay ocağı! Bir erkeğin maaşı, kadına da yaşı sorulmaz ya. Başka ne sorsak kadına? Çok kızar. Sen çok mu güzelsin bayan derim. Teyze falan dersen bir genç kıza tabii ki kızar. Hayatım bugün ne kadar harcadın dediğin zaman sana ne ya? Bizim yaptığımız işleri yapamazsınız. Onlar da. Niye yapamayacağım ya? Ben sizden hoşlanıyorum mesela.
Çok teşekkürler. İlk maaşınızı aldığınızda ne aldınız? Arkadaşım o cep telefonu alacaktım, hala alacağım. Doğalgaz ödedim. İlk maaşınızı aldığınızda ne yaptınız? Getirelim mikrofonu. Ne iş neydi? Ben endüstri mühendisliği okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Şu anda? Evet, şu an son sınıf öğrencisiyim. 20 aydır falan çalışıyorum. İlk para yattı. Çok net yedik ya, gerçekten böyle. Net yemek mi? Hala da yiyorum yani. 20 aydır biriktiremedim, gitti. Yani, birinci maaşı. Yok, birinci maaşı değil yani. Hani hadi biriktirme olur ya, birinci maaşı alayım, şuna yatırayım ya da bir saat alayım, bir şey alayım kendime. Yani okulun son sınıfındasınız. Birikmedi. Efendim? Birikmedi hala, bekliyoruz. 20 aydır çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Yeye bitmiyor. Yeye bitmiyor. Hangi ülke? Ben Yıldız Teknik'ten geliyorum. Çalıştığım yerde Yıldız Teknik'ten mezun olmuş kişiler. Hı. Gerçekten birbirimizde çok iyi sahip çıkıyoruz. Ondan dolayı biraz da diyebilirim yani. Kolluyor üniversiteler, evet, birbirini. Evet. Ondan dolayı gerçekten yeye bitmiyor. Ne sormuştum ben ya? Evet, bakalım ilk maaş gününü biz nasıl işlemişiz, izleyelim. Buyurun. Ah, annesinin kızısı! Bak bak, büyümüş, iş sahibi olmuş yavrum, eve de baklavasını almış. Mehtap. Efendim? Seyirci alkışlıyor. Bu geceki ilk oyun heyecanı diyelim. Duymadın ha? Duydum da duymadım gibi böyle bir. İsmail, ne yapması lazım mesela bu alkışı duyduğunda sen? Yani böyle arada böyle eğer bekarsanız, beğendiğiniz birisi varsa hafif böyle flörtleşebilirsiniz. Yok yok, onu sormuyorum, o ayıp olur. Yok yani hani alkış geliyor, ne dediği anlaşılmayacak, bir durmak mı lazım acaba? Bir dursa hiç fena olmaz tabii. Neye yararı olur? Böyle bir bakarsınız, aranızda bir elektrikten mi olur? Senin hiç böyle bir anın var mı? Her çıkmadan önce ben perdenin arkasından bakıp birini seçiyorum zaten. Şu an seçili mi yani? Bugün gelmemiş. Kimi bekliyordun ki? İşte kendi kendimize oynayacağız bugün. Evet, tamam. Laftan alın. Şu girişten alalım. Bir gireyim ben. Seyirciyi yönlendirme. Ne istiyorsa onu yapar seyirci. Hadi bakalım. Buyurun. Annem, tamam. Sevincini anlıyorum da bırak eşyalarımı, ben taşırım ya. Ne gerek vardı? Aa, olur mu yavrum? Bütün gün çalışıyorsun, yoruluyorsun çocuğum. Aa, taşırım, ne olacak? Oh, aslan oğlum gelmiş, aslan oğlum. Aslan oğlum. Kız, Mehtap, sen neredesin? Yoğurt alacağım diye gittin, iki saattir yoksun. Otur aslanım, otur, 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 otur. Teşekkür ederim babacığım. Oh, yemeklere bak ya. Sağ olun. Vallahi niye bana bu kadar iyi davranıyorsunuz ya? Bir günde böyle köklü değişimler var. Böyle garip bir şey mi oldu? Bana bir şey mi söyle? Ben evlatlık mıyım ya? Neyin, ne oluyor? Çocuğum ya, sen bizim öz ve öz oğlumuzsun yavrum. Gururumuzsun, medarı iftarımızsın çocuğum. Babası, ilk maaşıyla bak ne almış bize. Baklava almış. Aferin lan sana, aferin. Aferin lan, helal olsun lan. Ben bir tabağa koyayım, getireyim. Hadi, hadi. Aferin, helal olsun lan sana. Vallahi. Sağ ol baba, teşekkür. Ya baba, ben senden 50 lira borç almıştım ya geçen ay. Ya ne olur bak, ilk maaşımı da aldım. Onu vereyim, almazlık. Oğlum ne acelesi vardı ya? Hoppa. Dur, ben sana yemek koyayım, dur. Yok yok baba, ben koyarım zaten. Olur mu evladım, dur. Annen çok güzel türlü yapmış. Bak içinde neler var neler. Patlıcan var, patates var, kabak var, böğürtlen var. Çok güzel. Çok güzel. Şunu koyayım, biraz da dur. Yok. Dur, dur. Fıstıklı pilav, fıstıklı pilav. Fıstıklı baba pilav. Utanıyorum lütfen, ben yapardım ya. Olur mu oğlum, olur mu? Şöyle koyayım. Hadi sağ ol. Dur, ben senin içeceğini de vereyim yavrum, dur. Suyu da ben... Hoppa, şu şekilde, şöyle. Hoppa, eyvallah. Evet, afiyet olsun aslanıma. Borcunuz 15.90. Nakit mi ödeyeceksiniz, kredi kartıyla mı? Nasıl yani? Ne nasıl yani? 3 çeşit sıcak yemek artı içecek 15.90, fix menü. Mehtap!
Hanım, Mehtap! Ay babam. Post makinesini getir. Espri yapacaksın diye bu kadar da baba ya. Sağ olasın. İlk maaşımı aldım esprisi ise çok teşekkür ederim. Ne esprisi lan? Ha? Ne esprisi? Ben ekmeğimin, emeğimin karşılığını istiyorum oğlum. Sen ciddi misin? Evet. Hayır, yani ben annemin yaptığı yemekten ben para mı ödeyeceğim? Elbette alacağım. Tabii elbette ödeyeceksin. Aşevi mi lan burası? Hı? Maaşını aldın madem, ben de senin yediğinin, içtiğinin parasını alacağım. Bu da benim en doğal hakkım. Babamın oğlu musun oğlum sen? Senin oğlunum. Olabilir. Evet, olabilir. Doğru. Sen doğru. Anlatabiliyor muyum? Sen benim oğlumsun. Doğru. Ama bu benim iliğimi, karımı sömüreceğin anlamına da gelmez. Ben yıllarca bu günü bekledim oğlum. Yıllarca bu günü, maaş alacağın günü bekledim. O üniversitenin, o dershanenin parasını ben senden sapır sapır alacağım diye. Sapır sapır mı? Sapır sapır. Ben ağzımdan dalga geçme bak. Sapır sapır. Ne olmuş? İstersem sapır sapır da derim. Şevket. Canım. Çocuğun üstüne gitme. Üstü buradayım ben. Ya ben anlamadım. Gerçekten ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Anne babam bir garip bir şeyler söylüyor ama yani. Yani ilk maaş günde çocuğun üstüne bu kadar gidilir mi Şevket? Gidilir mi? Ya anneciğim sen ye. Ya anneciğim gel. Tabii teşekkür ya ederim. Sağ ol da almamadım yani. Bak beğenmediysen eğer gideyim yenisini yapayım. Yok anam sağ ol, teşekkür ederim ya, kurban olurum. Olur mu öyle şey? Her şey çok güzel, sağ ol. Menü aldığın için altılı tavuk kanadı indirimde. Püskürtme oğlum şu nimetin üstüne. Ya Allah Allah. Ya ne oluyor ya? Ya ilk maaşımı aldım diye gerçekten siz şaka yapmıyorsunuz. Bu ne, çirkinleştiniz siz birden ya. Düzgün konuş lan, indirimli döverim seni ha. Efendim, bu arada indirim demişken, isterseniz size aile kart verebilirim. Harcamalarınızda puan toplarsınız. Ben alayım bu baklavaları, ben kendim aldım. Ben gider baklavalarımı yerim, ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun lan? Odama gidiyorum. Aa, tabii efendim. Kaç gün kalacaksınız? Tam pansiyon mu, yarım pansiyon mu? Tam pansiyon mu, yarım pansiyon mu olacak? Ay ben kendi evime para mı ödeyeceğim kalırken? Anlamadım ki. 18 yaşını geçtiğin gün... Bu iş bitti yavrum. Bu ev senin olmaktan çıktı, kusura bakma. Geceli 25 lira. Kahvaltı dahil olursa 35, işine gelirse. Anneler, babalar, merhabalar. Hoş geldin. Ne haber lan? Hoş geldin yavrum. Abi gözünü seveyim. Garip bir şeyler oluyor. Ben anlamadım ya. Bunlar her bir şeyden para istiyorlar benden. Sen bugün ilk maaşını mı aldın? Evet. Oh be! Sonunda saklamaktan kurtuldum lan. Ha? Oğlum ya, hayat çok acımasız. Ben de ilk maaşımı aldım. Bu durumu öğrendim. Çok kötü oldum ya. Nasıl ya? Sen para mı ödüyorsun devamlı? Bana niye söylemedin? Oğlum saklarsam indirim yaparım dedin abi. Ne? Öyle yok, öyle yok. O söylerse kaşarsın diye korktuk oğlum. Ne yaparım diye? Kaşarsın diye korktuk. Nasıl kaşarsın? Oğlum kaşmaktan bahsediyorum ya. Koşmak gibi bir şey işte. Nasıl insanlarsınız siz? Ben anlamadım ya. Aile en kutsal yapı birimi, kurum değil mi? Oğlum en kutsal kurum da hayır kurumu burası. Eşek sıpası. Anne, ben bu akşam yemeği odamda yiyeceğim. Bir zahmet odama getirirsin. Tamam, buyurun, tamam. Peşin vereyim. Uzatsana şunu. Bu niye 10 lira veriyor? Onun ilk göz ağrısı indirimi var. İlk çocuklara her şey yarı fiyatına. Abi Allah'ını seversen bir şey söyle ya. Ne söyleyeyim oğlum? Ne söyleyeyim? Düzen böyle artık ya. Yapacak bir şey yok. Hem ben niye her akşam eve gelmiyorum sanıyorsun? Kampanya kovalıyorum oğlum. He? Fırsatları kovalıyorum. Yan komşu Sadun amca çarşambaları halk günü yapmış. Akşam yemeği 1 TL. Vay alçak Sadun, vay alçak Sadun. Vay vay vay, haksız rekabete giriyor demek ki. Hı? Ay lanet olsun aldığın maaşa ya. Oğlum hayat ilk maaşını alana kadar güzelmiş. Ondan sonra işler sarpa sarıyor. Paranın kölesi olmuş herkes ya. Anne sana bir uyarım var. Pantolonumu ütülemişsin ama çift iz bırakmışsın. Vallahi paramızla rezil oluruz lütfen. Ay tamam çocuğum, dikkat ederim ben ona. Dikkat ederim. Anne nasıl, sen de mi teşkilatı... Ya var ya, kapitalist sistem sizin iliklerinize kadar işlemiş ya. Sen de mi bu çeteye dahisin anne? Ay benimle ne alakası var yavrum? Ben de sizin gibiyim. Nasıl yani? E tabii, ben niye her yemekten sonra bulaşık yıkıyorum? Niye? Hesabı ödeyemiyorum. Sen de mi para veriyorsun? Evet. Temizlik, çamaşır için ben sana maaş veriyorum ama yetiremiyorsun, kusura bakma. Geçen gün içeride fırını tamir ettim ben. Onun parasını hala vermedim Mehtap Hanım. Ben de senin çorabının söküğünü diktim, pantolonun paçasını aldım, ona say. Perdeleri taktım, sen de pantolonun paçasını ona say, Allah Allah. Geçen bayramda anana gittik şeye, bayramlaşmaya, el öpmeye. O benzin parasını kim verdi, kim verecek onun karşılığını? Ay vallahi burama kadar geldi çocuklar yani. İstifayı basıp boşanacağım ben bu adamdan. Vallahi kendin bilirsin ama nafaka istiyorsan benim rızamı alman lazım. Ya bu kadar mı para göz oldunuz ya? Yeter artık, yemin ederim sizden utanıyorum ya.
Yeter be! Lan artistlik yapma, ağzına çarparım bir tane ha. Bir dakika, bir dakika. Sen benim kardeşime el kaldıramazsın artık, yeter. Sen de mi bana artistlik yapıyorsun lan? Babacığım, bizim tüketici haklarımız var. Vallahi bir el kaldır, açarım davayı. Allah senden razı olsun. Vallahi insanlığa olan inancım arttı. Abim benim ya. Ne demek oğlum? Ben senin abinim lan. Seni tabii ki koruyacağım, kollayacağım. Sen 50 lira alayım. Nasıl? Niçin? Görevimi karşılığı oğlum. Seni koruyacağım, kollayacağım. Sen de bana aidatımı ödeyeceksin. Aydan aya, anlatabildim mi? Bu yaştan sonra seni bedava kollayacak değilim. Ya parayla abilik mi yapacağım? İstemiyorum kardeşim. Ben kendi kendimi korurum ya. Aa, sen bilirsin. Mahalle kötü. İt var, kopuk var. Tekin değil. Yarın bir gün seni merdivenlerden birisi aşağıya bir iter. Sonra aman abi, canım abi deme. Zaman kötü bak, kolla. Kolla. Kolla oğlum. Ya beni tehdit edip haraç mı istiyorsun sen ben? Haraç demeyelim be oğlum. Be, düzenli bir koruma aidatı diyelim. Ya yeter artık ya. Vallahi yeter. Lan yarından tezi yok. Ben bu evden ayrılıyorum. Kendime yeni bir aile buluyorum. Bu evde de son gecem bak, gidiyorum, daha da geri gel. Kaç liraydı be, kaç liraydı, 25 lira mıydı? Bir gece kalıyorum, yaz bir gece kalıyorum. Tabii efendim, ben temiz havlularınızı ve bornozunuzu hemen getiriyorum, hemen getiriyorum. Yalnız küçük bir uyarım var. Tuvaletlerde küçük tuvalet 50 kuruş, büyükte 1 lira. Ayıptır, ayıp. Çok ağır konuştum. Ay Şevket ya. Ay çok mu ağır konuştun ki acaba? Evet ya, bu sefer biraz suyunu çıkarttım baba yani. Yok yok yok, iyidir. Şimdi bu ekmek elden su gölden diye aldığı maaşı çarçur edecekti. Sana yaptığımız gibi bundan aldığımız paraları biriktireceğiz. Onun evinin ilk taksitine vereceğiz oğlum. Fena mı? Ev olacak ileride ya. Skeci çok güzel özetledin baba. Ellerine sağlık, harikasın. Ama benim şu 10 lirayı bir ateşle be. Hangi 10 lira oğlum? Ya yemek için vermiş gibi yaptım ya ben onu. Onu ben... Sen oğlum ne üçkağıtçı bir adamsın ya? Baba Allah aşkına al. Ya bırak o işleri. Ya sevimlisin, kızamıyorum da. Ben hatırlıyorsam verir sana. Baba. 50 lira mı kaldı? Kavga etmeyin. Ailenizle yaşarken rahatsız olduğunuz bir şey olmuyor mu? Arkadaşlarımı rahat eve çağıramıyorum. Müziğin sesini sonsuz açıp dinleyemiyorsun. Birinin sürekli sana karışması, sürekli bir şeyler söylemesi kendi bayağı sıkıntı oluyor. Aile dırdırı. Bazen hep çöp atmaya ben gidiyorum. Evet. Annesiyle, babasıyla yaşayan var mı? Şurada bir hanımefendiye kaldırdı, ona verelim. Peki nasıl bir şey anneyle babayla yaşamak? Nasıl bir duygu? Avantajları ne, dezavantajları ne? Bize biraz... Şimdi avantajları yemeğin pişiyor, paran veriliyor. Dezavantajları da... Sevgi var, çalış... sevgi var. Anne baba sevgisi, şefkati. Tabii oluyor arada. Arada derken? Yani... Aranız iyi değil mi? Ergenim şu anda değil. Ergen olduğun için aran iyi değil mi? Ergenlikte ergen aile bireylerine uzaklaşıyor. Evet. Evet. Ergenlikte ses de tam oturmuyor değil mi? Evet. Bu uzaklaşmanın sonucu olarak da bir arada sevgisizlik bir oluşuyor. Anne baba da senden uzaklaşıyor mu? Onlar bir adım atmıyorlar. Seninkiler mi öyle, genelde mi böyle? Genel çünkü çok bilgiliyim bu konuda. Nereden çok bilgisin? Nasıl anne baba adım atmıyor? Tecrübe. Neyin, senin birinci ergenliğin bu? Benim birinci ergenliğim. Kimin ikinci ergenliği ki? Sen bize niye bulaşıyorsun ya? Kendi ananı babanı anla. Tamam. Neyini anlatayım şimdi? Nasıl bir duygu yani? Dezavantajları ne, avantajları nedir? İşte dezavantajları... Paran yatıyor. Param yatıyor. Yemeğin hazır. Evet, onlar avantaj, dezavantaj değil. Çarşafın filan her şeyin tertemiz, kıyafetin yıkanmıyor. Onları ben yapıyorum ya. İnanabiliyor musunuz? Yap tabii, kocaman kız oldun. Kocaman derken ergenim daha. Yaş kaç? 18. 18. 18 yaşında ergen. Yani 17,5. 18. Peki arkadaşların geldiği oluyor mu eve? Evet, bu akşam bizde kalacaklar arkadaşlarım. Hepsini alıyorlar. Hepsi değil. Görkem'in cinsiyeti erkek olduğu için.
Evet. O bizde kalamaz, babam kızar. Bu kuralı sen mi koydun, babam mı koydu? Şimdi babamdan korktuğumdan dolayı ben koydum. Ha. Biz annesiyle babasıyla yaşayan ve eve kız arkadaşını getiren bir arkadaşımızı işledik. Bakalım nasıl oluyormuş. Buyurun. İşte yeter. Evin burası. Hoş geldin tekrar. 4+1. 4 salon, 1 oda. Böyle manyak bir evim var. Yerli laminat parke, masif döşeme, metrobüse çok yakın, şehrin göbeğinde, merkezi sistem ısıtma. Hoş geldin. Ben alıcı değilim İbrahim. Ben ders çalışmaya geldim notlarımla. Affedersin, bir an heyecan yaptım. Niye ise hiç gereksiz yani. Lütfen buyur. Hmm. Yalnız mı yaşıyorsun bu evde? Tabii ki. Tabii ki. Çok yalnız yaşıyorum. Hmm. Yani kalabalık hiç bana göre değil. Ama bunu şöyle anlama. Yani akşam çift kalmayalım falan gibi düşünme. Onda hiçbir sorun yok. Hmm. Bak, bu evin en çok neyini seviyorum biliyor musun? Neyini? Tam şu oturduğun koltuktan camı açıp dışarıda karı izlemeyi. Kış karı. Anladım. Ve bu tutumunu çok ılımsız buldum. Ama neyse. Ay, bir şey dürttü sanki. Ah, aynı zamanda da dantel mi biçiyorsun buraya odaya? Güldürme. Dantelle ben. Yapma, ne olur bunu. Al dantel. Temizlikçi, gündelikçi hanım unutmuş herhalde burada. Hmm. İşini görürken şey yapmış. Dantelle hiç işim olmaz benim. Tek bir dantel bilirim. O da Dante'nin İlahi Komedyası. Onu da burada okumuştum tam olarak. Yalnız gerçekten evin ayı gibiymiş. Öyle ama yalnızlık çok zor, inan. İnsan bir kişi daha olsun istiyor. O bir kişi kıvır kıvır böyle gelsin, burada otursun böyle. Simsiyah makarna gibi karşımda dursun. Ona böyle bir ovalayayım, okşayayım böyle saçını başını, bir hömüreyim istiyor insan. Anladım ben. Ama çok derli toplu olman çok önemli. Çünkü çok önemli. Büyük nenem derdi ki bu çok sorumluluk olduğunu gösteriyor. Canım benim, canım. Sen bir de odamı gör. Yani öyle bir hamar, nasıl derli toplu. Hanım hanımcık, aynı babası. Hadi gel. Bir şey söyleyeceğim, biraz hızlı gitmiyor musun? Ne odası canım? Ya hızlı gitmiyoruz ya. Nasıl, ne hızlısı Allah aşkına? Skeç'in ikinci sayfasını geçtik, hala konuya giremedik. Ben o zaman bir lavaboya gideyim, ondan sonra konuya girelim. Nerede acaba? Tabii, buradan düz ilerle, sağdan ikinci kapı. Hadi bakalım. Allah'ım sana geliyorum, Allah'ım sana geliyorum da. Hayatımda ilk kez dört duvar arasında bir kızla... Hoş geldiniz. Dört duvar arasında bir kızla kaldım ya. Nihayet, nihayet. Ya beni niye itiyorsun Mesnaf şimdi? Ama olacak şey mi? 40 yıldır itişmiyorsun benimle. Şimdi mi tuttu itişeceğin ya? Bir çekil. Senin yüzünden 3 saattir yollardayım ben zaten. Anne, baba. Sizin ne işiniz var şu saatte evde ya? Halamların yeni evine hayırlı olsuna gitmiyor muydunuz siz? Hiç hayırlı olmadı oğlum. Senin bu anan beyleri karıştırmış. Ne beyi ya? Ya adres yanlış almış. Beyler beyiyle Beylikdüzü'nü bir karıştırmış. Biz hiçbir yere gidemedik. Allah Allah, adam olaydın da otobüse binmeden arayaydın Bilal. Arayaydın. Allah Allah ya. Ya kızım sen ne konuşuyorsun ya? Sen niye o kadar konuşuyorsun ya? Senin çenen azıcık dinlensin. Git böyle yastığa koy çeneni. Böyle yastığa koy. Azıcık dinlensin Mehtap. Zaten senin yüzünden bak sabahtan beridir yoldayım. Pişik oldum zaten. Baba. Baba ne yapıyorsun baba? Baba dur, çıkartma. Baba dur. Baba sakince o pantolonunu giy ve o pijamaları gözümün önünden çek. Çabuk, çabuk. Ne var oğlum? Babanı hiç mi pantolonsuz görmedin ya? Tamam merak etme, bu sefer altımda pijama da var. Geçen sefer seni biraz ürküttük zaten. Kusura bakma. Hem ne bu tavırlar? Ergen gibi, 17,5 gibi ne bu tavırlar? Bilal ya, vallahi bir agresiflik var bu çocukta değil mi? Bak hele neyi varmış. He, bak hep ateşim var. Oy! Artık var. Oh. Ateşim yok. İçeride ateş gibi bir kız var, ateş parçası var. Yeter birader, çalışmaya geldi. Sizin bir an önce terk etmeniz gerekiyor. Sen ne diyorsun lan? Sen eve kız mı getirdin? Allah'ım sağa şükürler olsun. Ya ben sağa ne dedim Mehtap? Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. He? Nerede, nerede? Bilal, ama biricik yavrun böyle bir şey yapmış. Daha bir coşku istiyor bu. Ne dedi, coşku değil mi ya?
Abi Coşku, uçur buraya ya. O kadar sevinsin ki Allah'ım. Tamam. Mehtap, bir bak bakayım nesi var bunun. İyiyim. Bir agresif ben bir bakayım. Ateşi mi var yavrum? Ateşim yok anneciğim, ateşim yok. Bir ateş parçası var. Yeter bana der çalışmaya geldi. Evde şu anda içeride sizi gitmeniz gerekiyor. Ney, ney, ney? Gel, bırak onu. Babam. Babanım ben senin. İndirttirme yine bak. Kendine gel. Eve sen kız mı getirdin? Mehtap. Eve kız getirmiş. Paylaş sevincini karınla paylaş sevincini. Eve kız getirmiş. Ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben bugünün geleceğini biliyordum. Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır dedim. Nerede, nerede? Gelinle tanıştır beni, nerede? Tanışmayın, olmaz. Karizmamın bittiği gün olur. Gidin sonra. Hadi şimdi gidin siz çabuk. Hadi. Bir dakika. Lan sen bizden utanıyor musun yoksa? Aa, aşk olsun ya, ne utanması. Sadece kimse benim sizin çocuğunuz olduğumu bilsin istemiyorum. Kimse senin bizim Ulan utanıyorsun işte. Bir de bak Ali Cengiz oyunu yapıyor, bak. Görüyor musun? Çocuğuna konuşuyor. Ben Zeliha'dan 9 ay 45 gün şu karnımda taşıdım. 15 kiloydu doğduğunda. Takdir edersiniz ki hiç kolay bir gebelik olmadı. Ben bunu hak etmedim Bilal. Ben bunu hak etmedim. Neyin üstüne oturdum. Hiç unutmam bir gün. Bu küçüktü. Evet, insan bakınca bir zamanlar küçük olduğuna inanamıyor. Bu küçüktü, böyle amip kadar bir şeydi. Dedi baba dedi, elimi tut dedi. Sakın bırakma dedi. Meğerse eline Japon yapıştırıcı sürmüş işte orayı. Ya bir tuttum yapıştı. Hastanede zor ayırdılar Mehtap. Tamam baba. Muhtemelen bunların çok daha sonra üzüleceğim. Şu anda konsantre olamıyorum. Kız var içeride. Haydi artık. Yani sen anandan babandan utanıyorsun. Bizi buradan gönderiyorsun. Öyle mi? Peki Allah analı babalı büyüsün diye edilen dualar ne olacak? Bak böyle. Tamam işte mevzuyu analı babalı büyütüyorsunuz ya. Onu kastetmişler. Hadi. Bak hala Ali Cengiz peşinde. Ben bir daha asla ve asla ağda yapmayacağım. İstenmeyen tüylerin ne hissettiğini şimdi daha iyi anlıyorum Bilal. Kalk gidelim ağdaya son. Kızım şşt, lan benim ne suçum var? Ağda yapmayacağım ne ya Mehtap? Bari kaşlarını maşlarını al, ben seninle uğraşamam ha. Tamam hadi gidelim ama ağda meselesi kapanmadı. Banyo temiz, sünger yaylı bu kadar. İstifon çalışması olmaz. Allah Allah, çok ilginç ya. Garip sesler geldi içeriden. Biri mi geldi? Bir sürü kız. Yüzlercesi kamyonla boş atmış gibi içeri doluştular. İbrahim ne olur sen de kalalım. Şöyle yakışıklısın, böyle altın sarısı saçlısın, muhteşemsin. Ne olur dedim ya, gidin dedim, gönderdim. Saçın başın karışmış da. Çok hırpalandım ya. Ama gittiler. Neyse, önemli değil. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Şimdi derslerimizi çalışalım. Ya ders çalışırız. Ders çalışırız, sorun yok. Ama önce vaktiniz varken birer korku filmi alır mıyız? Oha! Ne hayvansı bir teklif bu? Niye ya? Yani eve kız gelince iki şey yapılır. Ya korku filmi izlenir ki kız sarılsın. Ya da kombiyi sonuna kadar köklersin, kız biraz soyunsun. İnanamıyorum. Bunca yıldır hayvan gibi teklif alan bir insanım. Ben böyle bir yazılma taktiği hiç duymadım yani. Dur bak, ben sana iyi duygular besliyorum. Gerçekten ben senden hoşlanıyorum. Hoşlanıyor musun? Ben senden hoşlanıyorum. Ah. Söyleseydin ya baştan. Neyimden? Her yerin, her şeyinden çok hoşlanıyorum. En çok neyimden? Saçlar. Kıvır kıvır bayılıyorum o saçlara. Çok, gerçekten çok güzeller.
gözlüklerin. Camın yok böyle parmağını sokabiliyorsun. Onlara bayılıyorum. Gözlerin, o masmavi gözlerin beni benden alıyor. Yalnız benim gözüm mavi değil. Mavi. Yok değil yani. Bu salon ışığında anlaşılmaz. Hı-hı. Şeyde anlaşılır. Benim odamda mavi ışık var. Hı-hı. Yatak örtüleri falan hep mavi. O mavi de tam mavi olur. Mavi bir oturduğun üstü öyle mi mavi olur diyorsun. Ya gerçekten senin niyetin belli pis sapık. Ben gidiyorum. Böyle olmaz. Dur gitme. Benim niyetim kötü değil valla. Önce... Ama kötü yani. Ders çalışmak varken. Azıcık elimi tut. Bir yalağımı mıncır. Ya, pantolonunu giymemişiz. İnsan der ki al eşim, sevgili eşim pantolonunu giymemişsin der. Çocuklar kusura bakmayın. Biz size bakmıyoruz. Pantolonun cebinde akbili unutmuşuz. Onu alıp gideceğiz. Tamam hadi. Çabuk alın gidin. Temizlik işte. Mehtap geri dur. Şişt tamam. Senin belanı vermesin. Kızım kaç. Kızım kaç. Tut şunu bir tut. Benim. Ya oh benim ya. Kız sarı seviyor diye peruk almıştım kendime. Baba gitti kız. Ulan sen manyak mısın? Biz seni sarı yapabilirdik ama yapmadık. Sen ne yapıyorsun? Yine ne peşindesin? Ne bu Ali Cengiz oyunları? Ya bir şey yok işte. Kız sarı seviyor diye şey yaptım. Ne olur idare edin baba hadi. Ulan, ulan ben seninle bu kızı evermezsem sen dur. Niye veriyorsun ya eve yeni getirdiğim kızı? Ne alakası var? Saçmalama. Ulan ilk getirdiğin kızla seni evlendireceğim demiş. Baba, baba. Al sen görürsün şimdi. Baba dur kız kendine gidiyor. Dur. Ayrı şu kız yazık günah. Yeter. Yeter. İyi misin? İyi misin canım? Ay ne yaşadım ben ya? Bırak. Ne yaşadım kalkın. Hala bir şey yaşıyorsun. Adeta. Adeta karardı her şey. Ne oldu? Her şey karardı. Tavuğun karısını gördüm. Çok fenaydı. Allah'tan eşeğin bacağını görmedi. Tavuk karısı oluyorsun. Tamam. Tamam ne? Hızlı söyleyince heyecanlandığım için olmadı. Tamam hadi şimdi yoksa neymiş doğrusu ne? Yoksa doğrusunu herhalde ki biliyoruz yani. Allah senin belanı vermesin. Ama benim suçum yok. O söyleyemiyor. Kızı yatırın önce bir. Ha yat sen, yat. Yat sen. Allah senin belanı vermesin. Dur, dur sen niye kalktın? Ya oh, oğlum kurtar beni bu kızdan ya. Organizasyon. Git yerine git çabuk. Kızı atacağını atacağını pişman ettim be. Sen yat ha. Böyle yatmıyordun ki. Ha, tamam. Dejavu, dejavu. Güldürme, daha kötü olur. Ya bir dur be adam be. Lan! Ben senin babanım. Biliyorum, maalesef. Unutma diye dedin. Lan! Bu kıza bir şeyler oluyor. Oğuz! Önce buna bakalım. Kalkma saçı, kalkma saçı! Kalk, yeter, kalkma. Sahne gelmedi, sahne gelmedi. Ama ben gerdeyim, göremem ki. Tamam yat, ben söyleyeceğim sana. Üstelik de öyleyim, gözüm de kapalı. Evet, yat. Sen yat, ben söyleyeceğim sana. Öyle değilsin, baygınsın. Buradan göstereceğim, sen şu aradan bak bana. Buraya, buraya. Buraya gel. Buraya gel. Tamam. Tamam, cıvımayın. Hayır, bu sahnedeki erotizm rüzgarı nedir? Öyle değil ya. Ya ben ne kaynaklı mı acaba? Ben mi aklınızı çeliyorum? Yetersin ya. Tamam. Siz de üzülme. Siz devam edin. Hadi buyurun. Ulan! De, oh! At bütün sınırı, at! Lanet olsun erkek olduğum güne be! Bu neymiş ya? Ben de seni o kızla evi... Kalktı, kalktı, kalktı! Kalktı, ne gördün? Bu bayıldı, bu! Baba gidelim buradan, taşınalım artık! Bu nasıl bir şey oldu ya? Ah, Ayş resmen şimdi... patlama yaşadık ya. Ne gördün? Hep beraber. Sen ne yat bunu? Yat. Yapıyoruz şu an, yat. Sen aferin. Yat yat, başkasını çağıracağız. Sen yat. Sen... Birini de alabilir miyiz ya? Hadi. Hadi başla. Allah belanı vermesin.
Sen ne Ali Cengiz oyunları yapıyorsun lan yine? Biz seni sarı isteseydik, sarı yapardık oğlum. Allah Allah. Ben de seni bu kızla evlenmezsem. Deme öyle ya, daha yeni gelmişsin. Öyle bir şey yok aramızda ya. Ben sana... Ayılda kız, dur. Yeter. Ay. Yeter, iyi misin canım? Ay çok fenayım. Ne? Bir anda çok kötü şeyler hissettim. Her yer karardı. Ne gördün? Ay neyse ki... Annenle baban mı? Evet. Annemle babamla yaşıyorum. Mutlu musun? Git şimdi dalga geç. Alay et. Bütün arkadaşlarına söyle. Anası babası geldi. Ya diye tweet at. 2.3'te P koy. Evet dur. Hiç olur mu? Senin niyetin beni ananla babanla tanıştırmakmış be. Ya gel. Dur. Niyetin ne güzelmiş. Evet. Niyetim güzel benim. Dedim ya kaç kere sana. Tanıştırayım. Evet. Anam Bilal, babam Mehtap. Lan. Tanış. Ben babasıyım kızım. Öpebilir miyim? Tabii buyurun. Merhaba. Merhaba çok canım. Çok memnun oldum efendim. Ah pek de akça pakça, pek de güzel, pek de kibar. Maşallah. Yani tam evlenilecek kız. Tam. Ne evlenilmesi ya? Ne evlenilecek kızı ya? Saçmalamayın. Yok öyle bir şey, evlenme falan. Yok yok. Sadece arkadaşız. Hiç öyle arkadaş gibi durmuyorsunuz. Şimdi yalan konuşma. Tabii. Sizin kesin aranızda bir şey var. Var. Bizden utandığın için söyleyemiyorsun değil mi? Yani tamam. Hoşlanıyorum kendisinden. Zaten dedi yani ben Yeter'i getireceğim, sizinle tanıştıracağım dedi. Yeter benim hayatımın aşkı dedi ya. Öyle mi dedin İbrahim? Evet. Evet, öyle dedi. Kesin öyle dedim. Kesin öyle dedi. Şey dedi, bu dedi bir gün odaya kapanmış. Nasıl ağlıyor böyle? Nasıl ağlıyor böyle? İlle diyor, neydi senin adın? Yeter. Heh, ille diyor, bana Yeter'i alalım diyor. Ah. Yuh! Ne alması? Normal alma oğlum kızı. Yani alma da al da şey 120 ayda yani taksitle vadeli falan al. Öyle alma. Olur olur. Sen ama bak ananı babanı evden kovuyorsun. Onları kuçumsuyorsun. Yine aranı Yeter'le anan baban yapıyor. Yok Bilal, biz bunun defterini bir dürelim. Nikah defterini yani. Kızım bu hafta müsaitseniz biz seni istemeye gelelim canım. Vallahi muhterem anneciğim, siz nasıl isterseniz. Muhterem anneciğim mi? Ben bile 5 yaşında anne dedim buna. 3 saniyede anne oldu be. Sen gel benimle. Ben sana İbrahim'in çeyizini göstereyim. Olur, gel. Çeyizim de mi var? Olur muhterem anne. Gel, gitme kızım, gitme. Hadi gel lan. Babam. Babana mı geliyorsun? Hayır. Neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Niçin? Tamam lan, tamam. Seni böyle üzgün görünce dayanamadım. Tamam. Tamam. Hadi gel elimi tut barışalım. Gel tut lan hadi. Aldın mı babayı? Ya. Bir de pis pis şaka yapıyor ya. Kötü kötü şaka yapıyor. Alkış alıyor üstüne pis. Ya bir anlık hormon patlamasının cezasını ömür boyu mu çekeceğim ben? Gençliğimi kurutuyorsun. Üzülme üzülme tamam lan. Şey oldu biraz sen üzülünce ben de üzüleyim. Vallahi yalan söylemem, gülesim ne var ama. Tamam hadi bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Heh uzatmayalım, şaka kaka olmasın şimdi. Gençliğin bağrındayım ben. Tabii uzatmayalım bunu. Haftaya nişan, öbür ayda nikaha basar seni paket program buradan yollarız. Ya el birliğiyle antropoza sokacaksınız beni, yapmayın, kırmayın. Kıydık yavrum, kıydık. Dilaf, biz gelinimle konuştuk, 5 tane torun yapacaklar, anlaştık. Oh, bak sen de kabul mü ettin? Tabii, 5. Güzel, ben de uygun buluyorum. Sen artık bizim gelinimizsin, tamam mı? Çok sağ olun muhterem babacığım. Ulan eve ilk attığım kızla evlenecek miydim Allah'ım ben ya? Canım şimdi gel sana İbrahim'in odasını göstereyim. Evlendikten sonra orada kalacaksınız şimdi. Bilal, sen de gel. Dur dur kızım. Hadi. Tut bak elimi. Ne işesin buna da yemin. Hadi, 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 hadi. Ya ben 5 saatte atamadım kızı. 5 dakikada atıyorsunuz. Gitmeyin Allah aşkına, gitmeyin. Tıbbın çözemeyeceği bir derdiniz var mı şu anda? Of onun var. Yalnızlık diyeyim yani, böyle bir şey. Aşka çare bulmalarını isterim. Ölümsüzlük. Kellik. Kel derdi. Yani akşamı ne pişirsek derdi gitsin. Pillerle, haplarla. Işınlanma diyeceğim ama onun da hapını bulamazlar yani herhalde. 1, 2, 3. Tıp. 4.
Yani gündüzleri her kanalın kendi sağlık programı var ve bu ara çok moda, öyle değil mi? Var mı seyredenler? Şurada hanımefendiye verebilir miyim? Elinizi kaldırır mısınız? Merhaba. Evet. Merhaba. Ben aslında bir sene önce çalışmıyordum. O zaman başladı bu. Birkaç defa seyrettim programlara. Ama daha sonra tabii çalışmaya başladım. Bu sefer internetten tekrarlarına bakıyorum. İnternetten başka doğal... Ben bayağı bağımlısınız siz programları seyredin. Evet, çalışmaya başladım ama internetten yine devamlı araştırıyorum ve karşılaştırıyorum bunları. Neler çıktı mesela? Ne tavsiyeniz olur? Yani şöyle, bir kere... Birisine iyi gelen diğerine asla iyi gelmiyor. Birçok yağlar sivilceler için şu yağ, bu yağ diyorlar. Ama benim cildimde mesela 4-5 senedir var. Yağ kesinlikle, yani hiçbir yağ iyi gelmiyor. Limon, kesinlikle limon suyu. Yani doğal olarak bunu keşfettim. O kadar doktorlara gittim o yani. O kadar özel. Karşılaştırdınız, araştırdınız. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey, bir de şey var. Yiyebildiğiniz her şeyi sürebilirsiniz diyorlar hani. Düşünün. Gıda olarak ve size zarar vermiyorsa eğer cildinize de sürebilirmişsiniz. İnanın niye güldüklerini bilmiyorum. Ben de şu an orayı yakalayamadım ama ben sonucunda memnunum yani. İstediğime kavuştum. Evet. Evet, bakalım bizim sağlık programımız nasılmış, nasıl olmuş izleyelim. Buyurun. Stüdyodaki bütün hastalarımız, hekimin programına hoş geldiniz efendim. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin inşallah. Neyse, lafı fazla uzatmıyorum. İlk konuğum gelecek, kalp cerrahı Bilal Koç Yiğit. Alkışlarınız. Hadi biraz enerji, hadi biraz enerji. Ya çok mutluyum. Hoş geldiniz değerli hocam, hoş geldiniz. Şeref getirdiniz, şeref getirdiniz. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Güzelliğiniz karşısında kardiyo yapmış gibiyim. Hem kalp hırsızı, hem kalp cerrahı. İkisi bir arada, çok tatlısınız efendim. Çok tatlıyım çünkü tatlılığımı her sabah bir kaşık pekmeze borçluyum. Pekmez sayesinde doğal tatlıyım. Ne güzel, ne güzel efendim. Hepimiz de bayıldık. Buyurun efendim, şöyle... Önce biraz dans edelim. Biraz dans edelim. Peki, bir müzik verin ya. Verelim müziği. Katlar, katlar. Tamam, benim için yeterli. Efendim. Sayenizde güzel bir enerjiyle başladık efendim. Şimdi yine devam ediyoruz. Beyin cerrah İbrahim Bey gelecek efendim. Buyurun arkadaşlar. İbrahim Hoca geliyor. Benim kızı bu. Benim kızı. Hocam, hocam hayranımız var. Eyvallah. Beyin dansıyla hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim, sizi de lütfen yerinize alalım, başlayalım. Buyurun. Kendim geçerim efendim. Sizin bunu söylemenize gerek yok. Beynim var benim. Ne kadar da gergin bir ortam. Efendim, buyurunuz, oturunuz lütfen. Bakın, gördüğünüz gibi hastalarımız geldiler, değerli hocalarım. Sizin fikirlerinizi alacaklar. Oya Hanım galiba. Buyurun efendim, başlayalım. Hayır, hayır, buyurun. Şimdi İbrahim Hocam, evet, siz geçen ayki programda dediniz ki beyne en iyi gelen şey maydanoz dediniz. Benim herife bir tarla dolusu maydanozu yedirdim. Ondan sonra geçen haftaki programda dediniz ki beyne en iyi gelen şey pırasayla brokoli, bir de kavun ve karpuz dediniz. Dün de programda dediniz ki beyne en iyi gelen şey çiğ tavuğun gerisi dediniz. Ben üşenmedim, üşenmedim hocam. Bizim herifin gırtlağına çiğ tavuğu böyle komple fırına verir gibi verdim. Ancak benim bey gene salak, gene salak. Naçar bir çare ocağına düştük. Aman doktor, canım doktor, derdime bir çare. Buyurun efendim. Bey hayatta yani. Hayatta yaşıyor, yaşıyor ama hala salak. Daha ne istiyorsun? Öldürememişsin adamı.
Çok güzel. Efendim hocam, bakın ben bu durumu hem kitabımda hem de televizyon programlarında lakayt lakayt oturmak artık profesör var senin. Senin karşında profesör oturuyor. Biz neyiz ya, doçent miyiz? Tükürük bezisin sen. Puah. Puahlayıp duruyorsun. Bende ileri derecede puah var. Kitap diyordunuz hocam. Efendim bakın ben bu durumu hem kitabımda açıkladım hem de televizyon programlarında defalarca anlattım. Alın kitabı, okuyun efendim. İbrahim hocam, kitabı alıyoruz, okuyoruz ancak hemen yenisi çıkıyor, yetişemiyoruz. Hocam ben burada Bilal hocama bir soru sormak istiyorum. Şimdi biz manavız, çok çok da mağduruz yani. Şimdi siz bu programda neyi ölseniz deli gibi gidiyor, hemen bitiyor. Bizim arkadaş şimdi hale gidecek. Ben mal aldıracağım, varsa öneriniz ben yazayım. Doktorum Bilal'im, ben de bakalım yani. Aynı bu arkadaş gibi ben de bu durumdan mazurum yani. O yüzden diyeceğim o ki bana da önereceğiniz bir şey varsa koli koli aldıralım. Soru güzeldi. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Güzel soruydu. Hemen cevap veriyorum. Arkadaşlar, arkadaşlarım, gün geçmiyor ki yeni bir bilimsel olay yaşanmasın. Yeni bir bilimsel bilgi gelmesin bize. Sağlık borsasına baktığınızda bu hafta brokoli yükselişte. Ama enginar düşüşte. Yani demek istediğim, uzun vadede yumurta her zaman kazandırır. Ah Allah! Yumurta! Ya yumurtaysa o bizim işimiz. Yalnız doktorum, şöyle bebelere de çikolat, çiklet, bisküvit falan iyi geliyor deyin de elimde birkaç mal kaldı, onları da satayım bu hafta, ne olur. Maalesef onu yapamıyoruz ya. Ne olur? Vallahi yapamıyoruz. Ne olur dedim. Üzdün mü seni, gel buraya. Bak gönlüm aldım bu hareketin ha. Gönlüm aldı doktor beni. İbrahim hocam, bu yumurta beyne de iyi geliyor mu acaba? Efendim ben beyin için ceviz kabuğu öneriyorum. Evet. Şayet ceviz kabuğunu bir miktar Hulki ile kavurup yerseniz çok iyi gelir. Hocam ceviz kabuğunu anladım, Hulki'yi anlamadım. Hulki böyle top sakallıdır. Hiç sinirlenmez, istikrarlı bir şekilde aynı sakalını korur. Alın onu, saatlerce sabaha kadar izleyin. Ben bu konuda nereye varacağımı hiç bilmiyorum şu anda. Ama adamı seviyorum, ayrı. Evet. Ya ceviz kabuğuyla kavurun iyi. Ya bu ceviz kabuğu kalp için müthiş faydasız bir şey. Rezil eder kalbi yani. Çünkü hazımsızlık sonucu oluşan komplikasyonlarla favalanmaya neden olur. Bu favalanma da ileride şaksukalanmaya yol açar. Anladınız mı? İşte bu yüzden benim önereceğim şey, mucize bir şey öneriyorum. Muşmula çekirdeği. Ya muşmula çekirdeği nedir be adam? Kalpten anlamıyorsun, beyinden hiç anlamıyorsun. Muşmula çekirdeği neymiş? Hanımlar, beyler bakın, çam ağacı yiyeceksiniz. Yok artık ya. Bir de balta sapı öner bari. Bak, bak balta doğru ama sapı değil. Onun ucu demirdir. Ha demiri. Demiri koydun muydu? Beyindeki demir eksikliğini giderir, alır. Evet, anlaşıldığı üzere tıp konusunda kesin bir sonuca varamadık şu anda. Öyle bak, değil bak, 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 bak. Bu da cevabı beğenmiyor. Ne istiyorsun hanım? Ölümsüzlük şurubunun tarifini mi istiyorsun? Hanımlar, beyler artık bu konuya açıklık getirelim. O pamuk tıkılacak. Bunun kaçanı kuçanı yok. Ya arkadaşım bu çok büyük bir saygısızlık ya. Hanımefendiyle nasıl konuşulacağını bile bilmiyorsun sen. Puh! Ne oldu, kapakçık zoruna mı gitti? Ha? Senin gibi beyinsiz olacağıma kalpsiz olurum daha iyi. Ya ben o kanı pompalamasam sen ne yaparsın acaba? Bir kere hanımlar beyler bakın, vücuttaki kalp dahil bütün organlar beyne bağlıdır. Hepsi bana bağlıdır. Hepsini bana soracaksınız. Her şeyi bana soracaksınız. Saksı değil bu, saksı değil, beyin bu. Ya ben o kanı pompalamasam. Pompa demek de ne güzel bir şeymiş. Ben o kanı pompalamasam. Evet. O beyin neyi yönetecek acaba? Öyle mi? Öyle mi? O zaman git. Git o zaman. Bir kere senin kalbin pille çalışabiliyor. Pil takıyorsun, iki tane kale pili tıkıyorsun, tık 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 atıyor. He? Beyni değil pille, jeneratörle bile çalıştıramazsın sen. Aslanım! Sen işte böyle kaba ve kalpsiz bir adamsın. Ya sayın hekimlerim, benim bir sorum olacak ya. Buyurun sorun. Ya şimdi ben kendim bizzat türkü tadında bir albüm yapacağım da.
Orada doktorlarla ilgili bir uzun havam falan var. Biliyorum nacizane sizinle bir paylaşayım falan diyorum yani. Hay hay okusun. Ha, buyurun ha, buyur. Paylaşın bizle. Doktor buramdan, doktor buramdan bir ağrı geçti, bir ağrı geçti, bir ağrı geçti ama. Sanki dersin, sanki dersin şu barım derdi geçti, derdi geçti, derdi geçti aman. Karşılıksız bir sevdaymış. Karşılıksız bir sevdaymış. O gözleri, o gözleri, o gözleri yaktı geçti aman. Doktor. Efendim. Doktor bir ilaç yazıver. Yoksa yaraya bardak basacağım ama. Allah. Sülük basalım şurama. Gel girme benim konuma. Oy doktor ben. Rezalet, felaket, hamaset, iğrençlik, kepazelik. Neymiş böyle? Resmen tıbbın karşısına uzun havasında bardak çekmek koydu. Hapsiz. Olmadı, olmadı. Bak şöyle olsaydı olurdu. Doktor! Doktor! Buramda bir semptom var. Buramda bir semptom var. Orlik soğanımı kaydı aman. Ya bu tarz olsaydı olurdu ama bu çok... Teşekkürler Ersen. Dadaşlar nerede? İçeride. Evet, anladım. Anladığım üzere... İndir elini, sinirimi bozma benim artık. Yine aranızda hiçbir şekilde tıbba bir çözüm bulunamadı. O zaman efendim lafı fazla uzatmayalım. Günümüzün şanslı hastası şimdi burada. İsmail için alkış rica ediyoruz efendim. Değerli İsmail Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hastayım. Evet. Evet. Zaten onun için buradasınız. Bakın yanınızda çok önemli cerrahlar var. Şimdi sizin derdinize derman olacaklar efendim. Buyurun. Evet. Tam olarak neyiniz var? Neriniz ağrıyor? Sırtım ağrıyor. Hı. Ne kadar, ne kadar zamandır yavrum? Vallahi Kurban Bayramı'ndan beri sırtım ağrıyor. Peki daha önce... Kalple ilgili bir soru yaşadınız mı? Boş ver, sen soruya odaklan, boş ver onu. İlkokulda bir kızı sevdiydim ama olmadı. Beyin yok, onu anladım. Yeter Hanım, hocam ben bir şey söylemek buyurun istiyorum. Buyurun efendim, buyurun. Şimdi aynısı geçen bayram benim eltimin başına geldi. Kadın böyle kazık gibi kaldı. Sonradan anladık meğersem kadın yel almış. Yel almış burasından yel girince böyle bu da yel almış olabilir. Hayır, benim kayınçonun başına geldi aynısı fıtık olabilir bu. Fıtık olabilir, olabilir. Yok, yok olabilir. Yani, o da değil bu basır basır hemoray. Bak canım bu baksana sırtım ya. Ağrıyor diyor. Damar damar üstüne. Hayır maşallah oldu. Oldu. Biz oturalım oraya. Siz çıkın doktorluk yapın. Bu ne hadsizlik, bu ne terbiyesizlik. Cevizimi de alır giderim ben. Terk ederim stüdyoyu. Allah aşkına. Aşkına gitmeyin hocam. Ne olursunuz. Tamam, kabul. Ne diyorduk biz az önce? Söyle oğlum. Sırtım ağrıyor. Evet efendim, siz hiç merak etmeyiniz. Şimdi cerrahlar size ilk müdahaleyi yapacaklar. Buyurunuz efendim. Ama tam olarak nerede? Bir gösterin, bir bilelim. Evet, nerede yani? O ağrı tam olarak nerede? Onu bize bir gösterin be.
Vallahi tam olarak sırtımda böyle bir bıçak yarası gibi, bıçak gibi sızlıyor beni. Aman efendim! Aman efendim! Sırtınızda sizin bıçak var. Ne? Sizi bıçaklamışlar nerede? Efendim. Nerede? Ay. Nerede? Ekmek bıçağı mı yoksa şey bıçağı mı, et bıçağı mı? Ya kendisi efendim, o şekilde. Vay be, bıçak ha. Ne diyorsun ya, et bıçağı. Tevekkelidir bak. Kurban Bayramı'nda beni boğa süslüydü. Demek ki üstüne düşünce o zaman benim sırtıma girdi. Yeter Hanım, ben şey diyecektim. Buyurun efendim. Bence İsmail Bey'le hayattaysa o dana, boğa, işte bir kurbanlık oturup bir çay içsinler, bir konuşsunlar, problemlerini çözsünler yani. Harf alsın harf, bir harf daha alsın. Ya hanımlar, beyler, bu o programlar değil bunlar. Topluyorlar sizi, götürüyorlar oradan oraya, kafanız karışıyor tabii. Neyle çay içecek, saçmalamayın. Evladım, sen de bir hastaneye gideydin, niye buraya geldin? Bakın, ben kitabımda yazdım, hanımlar beyler. Kitabımın 36. sayfası da yazar. Sırtınıza bıçak saplandıysa hastaneye gidin. Temel kural budur yani. Tabii. Tamam, ben hastaneye gittim ama acil ana baba günüydü. Benim anam babam da rahmetli, giremedim. Özel hastaneye gitseydiniz. Yes. Ben özel değilim, ben tüzelim. Özel hastanede o bıçağı benim sırtımdan alır, başka yerime saplar. Efendim, siz hiç dert etmeyiniz. Şimdi iki tane aslan gibi cerrah var. Onları hemen sökecekler, tekrar çıkaracaklar. Evet. Oldu, tabii tabii. Evet efendim, buyurun. Buyurun, Bilal Bey, siz başlayın onları. Hadi bakalım. Gel İsmail abi, gel. Estağfurullah! Estağfurullah efendim. Sizin gibi bir üstad dururken bana düşmez. Lütfen siz buyurun. Buyurun efendim. Yahu ben nereye buyurayım? Senin ihtisas alanına kalbe daha yakın. Bak sırtı az yukarı çıksa kalp direkt. Buyurun, lütfen buyurun. O zaman ben seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hanımefendi, siz bir el atsanız ya şuna. Vallahi hocam, şimdi orada şişe çekilecek olsa ben çekeyim de ben bıçağı çekemem. Beni kan tutar. Evet, buyurun efendim, siz o zaman hadi. Hadi vallahi ben bayılacağım artık. Yeter, evet. Kan kaybından ölüyorum ben. Aman ya. Efendim, yayındayız. İbrahim Bey yapsın. İbrahim Bey yapsın. Siz şimdi hani beyin doktoru olduğunuz için mantıkla onu böyle şapadanak oradan çıkartırsınız. Hemen şey olur. Ben yapamam efendim, ben iğrenirim. Aman efendim, nasıl olur, siz doktor diyebilirsiniz. Hadi yayındayız efendim, bir şey yapıveriniz lütfen. Efendim. Bir ara bunu da tedavi edelim. Edelim tabii canım, olur. Bu ne olmuş ya? Beyni direkt atalım bunu. Aha da bayıldım. Dur dur, bayılma. Görüyor musunuz efendim? Ben doktorum, doktorum da 8 yıldır Türk televizyonlarında vakit geçirdim. Doktorluğu unuttum artık. Kan görünce içim çekiliyor benim. Senin yine ya? Benim 13. senem. Benim 13 sene oldu. Ben Bizimkiler dizisinden daha fazla yayında kaldım be. Hangi dizi o? O var yani. Sevim, koş, katil geldi. Ha. İblis, kralın boynuzunu. Halil Pazarlama. Ha. Yanda çarklı. Bir tane papağan vardı orada. Boş ver ya. Efendim, yapsın, yok, yok. Efendim. Efendim, bayılmak... Bir papağan yapsın, ne olur. Hocam, adam bayılıyor. Şu Bilal papağanı yapsın, devam edelim. Çünkü hayır, hazır. Diziyi tam hatırlamamız için papağana da ihtiyaç var. Onlardan hatırlamadınız. Papağandan. Papağandan bağlayacağız, hadi. Papağan başrolmüş ya. Öyleydi. Değil de önemli bir karakter, buyurun. Ay var ya, Halil Pazarlama. Bir de papağan vardı orada. Evet. Ne yapıyordu o papağan? Bu. İşte ya. Keşke ayılmasaydım da bunu görmeseydim. Ben tekrar bayıldım. Adam bayıldı efendim, adam bayıldı. Ya adam bayıldı, bir doktorsunuz, ilgilenseniz adama ya. Evet efendim, bu durumda biz ne anladık artık? Her insan kendinin doktorudur. Herkes vücudunu kendisi en çok iyi bilir, tabii. Evet efendim, bu hafta da tıp tadında bir program geçirdik. Haftaya hayatta kalın da görüşelim, hoşça kalın. Bay! Daha da hayırlı. Ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.